Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Aborjin agamız ziyaretimize geldi. Hazır gelmişken, aborjin agamızı da bulmuşken biraz ifadesini alalım dedik. Agam nasılsın? İyiyim çok şükür. Arkadaşlar merhaba, kolay gelsin. Yine yıkalandık abi. Evet. Gökhan Ateşeli agamıza sorularınız olduğu zaman sorabilirsiniz, yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazır gelmişken ne anlatalım dedim hocam. Dedik ki... Herhalde havalar şu anda sıcak gidiyor. Yaz ne yapalım, ne edelim diye girelim bakalım. Sonbahara başlangıç. Yaz döneminde arı bölmeyle alakalı. Aman abi, kurban olayım, bölmeyin arıyı. Özellikle de tam yağma dönemi. Hiç hava böyle kuruyor, kurumuş, çiçek açmamış. Hiç abi bölmeyin. Bana göre ben bölmem ama bölen bölsün abi, karışmam ben. Hele de tek çerçeve, üç çerçeve. Aman abi, kurban olayım, yazık olur. Arıya da yazık olur. Yedi çerçeveden aşağı arı bölmeyin deyip de kendileri iki çerçeveye bölenler. Evet, katılıyorum. Aman bölmeyin abi. Aman ha, nasıl olsa sıcak mıcak. Eşek arısından tut örümceklere kadar, arı zararlarına kadar ve yağmaya kadar her şey gidebilir. Yedi kapalıdan aşağı bölmeyin deniliyorsa, yedi kapalıdan aşağı bölmeyin. Ya da bölme abi. Yani 7 kapalıdan aşağı dediğimiz 4 kapalı artı 3 kapalı. 2 duvar çerçevesiyle beraber 4 kapalı böldüğün zaman ne yapar? 6 çerçeve bölme olur. 6 çerçeveden aşağı bölmeyin anlamında. Bölmeyin abi. Bırakın arı kalsın. Şimdi arı sağımı yapıldı. Biz de yaptık. Allah bereket versin. Bereketli olsun. Şimdi ikinci sağım yapacak olanlar, özellikle Ağustos 26 ve sonrasında ikinci sağım yapacak olanlar, bir de şey var, hazır şu ana kadar sağmış olanlar, yani Ağustos başında sağmış olanlar, bunların kışa yavru ayarlayabilmek için, yani yavru üretebilmek için, kışlık arısını yapabilmek için kritik olan bir mevzu var. Arının balını aldıktan sonra varroa mücadelesi, ancak öncesinde acil besleme. Hem de nasıl? Ve acil beslemenin kek artı şurupla birlikte yapılması ya da fondan artı şurupla birlikte yapılması. Sonra tok arıya varroa mücadelesi, aç arıya varroa mücadelesi değil. Bu konuda mutabık mıyız? Evet. Mutabıkız. Sonra aç arıya ne yapacaksın abi, gariban? Hayvan yıkılmış, arı sönmüş zaten. Şimdi gelelim bir de yaz döneminde yavru çürüklükleri ve yaz döneminde kireç hastalığı. Çok güzel. Şimdi yaz döneminde yavru çürüklüğü... Kapat abi kovanı, kapat gidelim. Yaz döneminde yavru çürüklüğü olmaması için mutlaka besleme şart. En önemli şey besleme galiba. Bir bardak değil abi, kurban olayım. Evet, bir bardak değil. Yani bir bardak. Yani arının karnı doyana kadar, beyazlatana kadar besleme. Abi. Bu bir. İkincisi, fazla çerçevelerin alınması, özellikle de mum kurdu zayiati olmaması için eski peteklerin eritilmesi. Sonra işte yok mum kurduna şu ilacı iyiymiş, bu ilacı iyiymiş, yok formikasyon iyiymiş falan filan, onlar hikaye. Macera olur. Macera. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Sonra varroa mücadelesini yaz dönemi olduğu için formik asitle mücadele. Olur. Oksalik asit olur. Kovandip tablasından oksalik asit damlatma olur. Onu da oksalik asit. Sen formikçisin. Oksalik asiti de %3.2'nin altında. %1 ile %1.5. Bak, oksaliti şöyle kullanabilirsin. Oksalik buharlaştırma da olabilir tabii. Ben buharlaşmayı bilmem. Karışmam. Uğraşmam ben şimdi. Ya ben redçiyim. Sigara geçerim. O ayrı bir konu da. Oksalik asit kullanırken çiğ yağdığı zaman. Çiğ yağıyor ya. Sonra o bir nem olur, böyle bir sıkıntı gelir abi, çok ya, havada bir şey derler ya, ısınır hava, böyle şey olursun, o zaman arıya ilacı ver abi. Yani oksalik asiti damlatmayı mı? Oksalik asitte kullanacaksın. Formik yani, asitte değil, oksalikte. Yani oksalik asit damlatmayı mı bahsediyorsun? Ha, damlatma. Ne damlatıyorsun? Yani, şekere karıştırıyorsun ya. Yani çiğ dediğin... Çiğ yağıyor, sabahleyin bakıyorsun hani böyle otlar böyle ıslanmış. Ha, kırağı düştüğü zaman. Kırağı düştüğü zaman belli bir süresi bir ama ısı... Ama ona bayağı bir var ama. Sonbahar döneminde. Gece tamam, genelde olur dönemlerde. Abi, genelde olur. Sen şey yapma. Arıcı gitmediği için arılığına... Ha, sabah taban çünkü, suyu falan filan diyorsun. Bir de şey varsa, mesela şimdi bakarsın ki... Dağdan nem gittiği zaman. Abi, mecburen doğada tek canlı arı değil. Ya herkesin bir çiğe ihtiyacı var. Çiğ yağar abi. Şimdi oksaliti o dediğin. Şimdi gelelim formiki. Temizle, yani arı çokça. Mesela şimdi ıslanıyor ya arı. Bu sefer oksaliti vurduğun zaman arı tımarını iyi yapıyor. Şimdi hem oksalikte hem de formikte arkadaşlar, bu ister organik asit olsun, ister duman olur. Siz ne isterseniz. Ne isterseniz kullanırsanız kullanın. Bunu bir miktar arı öldürebileceğini mutlaka yaşlı önüne alarak, dozu düşük tutarak ve düşük dozda ama 3 kere, 4-5 kere. Onu
geçenlerde bir profesör geldi. Müştabi anlatmış. Müştabi de bana anlattı. Denk geldi. Onu anlatayım. İyi bir hocadır. Bu Bayvorol denilen bir ilaç var. Şerit plastik. Tamam. Bir saniye telefon. Evet, Alman malı içinde plastik. Plastik için şerit içinde şerit. Amitraz etken maddesi var. Artık bilmiyorum, ben içindekileri bilmem. Tamam. Şimdi bu araştırma sonucunda bunu yapan adamlar da anlatmışlar. Bu firmanın malı çok yavaş şekilde kendini salıyor. Yavaş salınımlı. Yavaş salınımlı. Mesela 1-2 ay içinde duruyor ama çok yavaş yavaş salıyor. Senin bununla işin bittiği zaman bir poşetin içine o parlak kağıtlar var ya. Evet. Onun için, ona sarıyorsun. Bir sene sonra çıkarıp tekrar kullanabiliyorsun. Yani Almanya'da birçok arıcı genelinde bu şeritleri 2 sene 3 sene kullanıyormuş. Peki tamam da yani dozu bu kadar mı yüksek? Yavaş, dozuyla ilgilenmiyor. Çok yavaş yavaş kendini salıyor. Ha, yani yani hemen birden salmıyor. Böyle uzun bir süre salıyor kendini. Yavaş yavaş bırakıyor. Yani diyorlar ki yani sonbaharın zamanında bir kere işte kovana koydun mu kışı onun üstünde geçirebilir. Çok yavaş salıyor. Yeni üretim mi bu? Uzun zamandır piyasada olan bir ilaç ama biz hiçbir zaman açıp da okumadığımız yani için. Yani etki etmemesinin sebebi bu muymuş yani? Uzun salınımlı yapmaları mı? Yok, adam öyle demiyor. Diyor ki bu diyor çok yavaş salar kendini. Bu etken maddeyi yavaş yavaş salar. Tamam, yavaş salar da yavaş salması bizim için, çok yavaş salması bizim için dezavantaj. Ama işte adam diyor ki bunu çok uzun süre kullanıyorsun. Mesela bir firmanın gidi var yüksek dozda. Bir çakıyorsun komple varovayı indiriyor. Varova ile beraber arıyı da indiriyor işte. Yani. O da çok çok varova varsa indiriyor. Hele de gece soğukları olursa arı üstüne mesela, salkım yaparsa komple arı iner aşağıya. Bir etken bir tane daha var mesela şerit. Bu da çok yavaş yavaş. Yani her ilacın kendine göre bir özelliği var. Ona göre kullanacaksın. Ona göre ayarlayacaksın kendini. Ağam, madem böyle hani yok yavaş salınmış, yok uzun salınmış. Bunlarla uğraşana kadar formik asiti pahalı malı, bazıları pahalı diyor. Ya formik asiti ver kovantik tablasından sonuçta %100 etki elde ediyor musun? Ediyorsun. 2 ayda 2 aylık kullanımda %100 etki ediyorsun. Elde ediyorsun. Ama şimdi son arıcılar belli bir yaşa gelen arıcıdır. Uğraşamaz. Kullanamıyorlar diyorsun. Kullanmaz abi. Az görüyor. Az içine pıs 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 pıs. Bitti. Adam ama onu öğrenmiş yani. Başladığında dumanla başlamış. Hayatı boyunca da duman yapıyor. Neyse. Yeni çıktı şerit dedi. Oo çok güzel. Bak çok fena dökiyor. İşte güçlü. Mesela Brezilyalılar çok yüksek dozda kullanıyor mesela. Aşırı dozda. Çinliler de öyle kullanıyor. Biz onu kullansak burada arı ölür. Biz dozunu bilmiyoruz. Biz sadece yapıştır gitsin. Biz burada onu kullansak çünkü bizim bölgemiz iklimimiz dengesiz iklim yani. Koşulları. Ne olacağı belli değil yani. Bak geçen gün Mürşit'te bizim bir abi var işte. O da arı baktı zamanında falan. Ona gitmiş işte. Konuşuyorlar, sohbet ederken. Bizim arkadaş demiş ki ya Mürşit Usta demiş ya. Biz bu kadar bilgiyi demiş. Ne yapacağız ya demiş. Öğren demiş. Ama demiş sen Yalova'da yaşıyorsun demiş. Anadolu'da insanlar demiş şerbet dahi vermiyorlar demiş. Biz o kadar çok hastalıkla uğraşıyoruz ki. O kadar çok problemimiz var ki diyor. Biz onun için diyor öğrendik diyor. Öğrenmek zorunda kaldık. Mecburen öğrendik. Mesela yani. Ben başka bir şehirde olsaydım ne bileyim ben baroya duman vurup geçerdim. Ama o onu dediği araştırmalar. Senin bir tane var bir herif. Amerikalı. Bob yok diyor. O diyor bürke. Baro ile ilgili test yapıyor. Ha şey. Randy Oliver. Randy Oliver mesela. Niye oku? Şey, çünkü bizim bölgesi kötü. Yani. Ayarlasın. Ayarladım şimdi. Evet aga. Nerede kaldık? Şimdi varova diyorsun mesela değil mi? Varova bana göre var ya çok ciddi bir kanser. Ayrıca şu varovayı bir türlü anlamadılar abi. Yani varova çok hafif bir şeymiş gibi değil. Varova abi hakikaten ya bir arının hayatını bitiriyor abi. Yani o kuluçka zamanı peteğin içindeyken nasıl yiyor arıyı? Bütün proteinleriyle besleniyor. Bu garip. Dışarı çıktığı zaman bir engelli ya. Gerçek engelli yani. Bununla sürekli mücadele edemezsen abi bir şey söyleyeyim. Abi bal mal yok. Biz kovan başı 5 kilo aldık, 3 kilo aldık. Balı ikinci planda kalıyor. Ya bitiyor abi yani. Ondan sonra alternatif arıyorlar. Varovalı arı bal da üretmiyor. Üretemiyor, kadro yapamıyor çünkü. Yani diyoruz ki ondan sonra ya sütü, arı sütüsü olalım. Yok arı satsak para kazanırız. Ya zaten balı
tabiri caizse yapamayanlar, balı beceremeyenler sütte yöneliyor. Yani? Mecbur kalıyor. Çünkü varroayla mücadele edemiyor. Ya şimdi varroayla mücadele etse şeker sorunları var. Hı hı. Yani diyelim ki varroayla mücadele etti. Balla çalışan arıcı varroayla mücadele etti diyelim. Diyelim ki etti. Hı hı. E şimdi onunla uğraşırken, varroayla uğraşırken iklim itibariyle ne oluyor? Bal alamıyor. Çünkü kadro yapamıyor. Evet. Arıya varroa mücadelesi yaptığı zaman kadro otomatikman düşüyor. Hı hı. Yani işte Ağustos sahamı yapan bir adam Haziran döneminde bir sefer oksalik asit bulsa ya da bir sefer varroa mücadelesi için herhangi bir ilaç kullansa 1,5 çerçeve arı kaybı var 10 çerçevede. Yani %15'lik tek kullanımda %15'lik direkt arı kaybı var. Hı hı. Yani 1,5 çerçeve arı kaybı ne demek biliyor musun? O kovanın bal getirememesi demek. Tabii canım. Çünkü o ne yapacak? O tarlacıyla beraber ancak bir çerçeve, bir buçuk çerçeveyle beraber üstüne koyacak. Hı hı. Balı getirecek, balı çakacak tabiri caizse. Tabii. Şimdi ne olacak? Kadro düşük kalıyor. Bu sefer ne kadar dışarıda bal kalırsa, bal olursa olsun arı yavruya gitmek zorunda kalıyor. Çünkü o da amacını yazı atlatmak, yazın kuraklığını atlatacak kadroyu yapmak. Hı hı. Bu sefer ne yapıyor? Arı bala değil polene çalışıyor. Çünkü arının ihtiyacı polen, bal su, değil. Bal su. İkinci planda. Su. Su, polen. Neden? Amacı ne? Yaşam döngüsünü tamamlamaya çalışıyor. Arı kendi yaşam döngüsünü tamamlamaya çalışıyor. O esnada ne oluyor? Kadro yapamıyor. Şimdi kadro yapamayan arı bal getiremiyor. Bal getiremeyen arı zaten yazın kışlık nüfusu hastalığa yakalanıyor abi. Hastalığa yakalanıyor. Bir de 50 bin ile 80 binlik nüfusu yaz döneminde oluşturması gereken kışlık nüfusunu oluşturamıyor. Bakmıyor abi bizim alışma. Durum ya bu. Ben şimdi Anadolu'daki adama bir şey diyemem. Oranın arısını bilmiyorum. Bakmadım orada. Bizde sıkıntı. Ciddi bir sıkıntı. Şimdi bir formül bulmak lazım. Yaz dönemi. Yaz döneminde hani dedik ya yavru çiftliği olmaması için, arının aç kalmaması için, gece soğuklarından etkilenmemesi için arının yumurtanın üzerinden, pupaların üzerinden açlık nedeniyle gece soğuklarında çekilip dıştaki arıları üşütmemesi ve yavru çürüklüğüne oluşmaması için, hastalık olmaması için o çerçevelerin işte yavru çürüklüğünden tutulumsu yavru çürüklüğüne kadar Avrupa yavru çürüklüğü artı kireç hastalığına küflenme gibi sorunların olmaması için ne yapmak lazım? Varroa, iki açlık. Varroa, iki besleme, yukarı. Üç alttan havalandırma. Hava ayrı. Kuvandit tablasını komple indireceğin aşağı. Yani. Hatta mümkünse yılın 365 günü kuvandit full tablasını açık, takmayacağım. Full açık full. Yapacağım. Full. Hiç şey i̇şte, bizim bölge rutubetli bir bölge rutubetli, olduğu yaz için. Yaz kış rutubetli. Onun için bizde 12 ay açıktır. Ya, ben 12 bazen ay, unutuyorum. 12 ay açık tutacaksın ki arı da ona göre kendini ayarlasın. İçerideki kötü kokuyu. Rutubeti ayarlasın. Rutubeti. Salonunu temizlemesi lazım. Kendini temizlesin. Karbondioksit temizlesin. Evet, bir de gereksiz açılma yapmasın. İklime göre gitsin. Sıkıştıracaksın abi arayı bak. Sıkıştırmaya kaybeder abi. Sıkıştırma dediğimiz yavrulu çerçevenin sağına iki çerçeve, soluna iki çerçeve, yani duvar çerçevesiyle beraber içerideki... Kapalı koyup, iki tane de duvar. İçerideki fazla çerçeveleri tamamen almak. Alacaksın abi. Böyle arı sıkışa attı. Birbirini sürte böyle gelişecek. Yani arı nefes almayacak. Yani eski arıcı derler ki... Ya karıya değil de arıya sarılacaksın derler yani. Ya arıya ya karıya sarılacaksın. Şimdi özellikle de işte peteği eritmekten erinip kıyamayıp peteğe, kabarmış peteğe kıyamayıp ben bunu kuvanın içine koyayım. Nasıl olsa içeride arı buna bakar. Tabii. Kışa çekilmiş arı salkımda dışarıdaki peteği koyacak. İşte en büyük dışarıda mesela mum kurduğu sebebi. Dışarıda dursun canım. Soğuk hava falan. Tabii kurdun kaç derecede yaşadığını nereden biliyorsun? O kurt, o mum kurdu, kelebeği. Ne yaparsa yapsın, arı ölmüyor, gece ölmüyor. Kapının ağzında nöbet bekliyor icabında. İçeri girer abi. Arı soğuktan dolayı kapı girişinden yukarıya çekildiği anda, yavru alana çekildiği anda o kelebek içeriye girer. En uç noktada arının ulaşamayacağı yerde gider gece bekler yumurtasını atar. Konuyu kapatır gider. Konuyu kapatır gider. Sonra arı ilk o çerçeve ilkbahara bile çıksa bu sefer sonbaharda arıyı söndürmezse ilkbaharda o kovanı söndürmek için birebir. Zaten sever. O petek zaten hastalıklı petek evet. Abi. Yani bir sürü canlı giriyor çıkıyor kışın ne olduğu bilmiyorum. Mikrop var mı yok mu? Aşırı ilaçlı bir petek mi? Sağlıklı mı? Belli değil ki. Arı kuşları başladı mı? Arı başladı. Başladı. Geliyor. Şimdi arkadaşların hepsi arı kuşlarına tüfekle indirecekler. Aman sakın indirmeyin.
diyorum. Yani indiren arkadaşlar bilemeyeceğim. Sakın indirmeyin. Yani hayvanın nesli için bir şey demiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ya işte bizde 300-400 tane arıyı yedi diyorsun da içeriden abi kaç bin tane geliyor. Şimdi arı kuşu mesela değil mi? Şimdi arı kuşunun bir yaşam döngüsü var. Bu arada unutmadan mum kurdu içinde formikasit, kovandik tablasından. Başka türlü mum kurdunu aşağı düşürtemezsiniz. Abi bir yani arıyı sıkıştırdın mı, fazla çıtalar aldın mı, yani mum kurduyla bir sorunun kalmıyor ki abi. Arı salkıma girmiş, peteklerin üstünü sarmış. Kelebek nereye gelecek abi? Ama çerçeve tamamen doluysa. Ne dolu? Saracak abi, arı 5 çıtaysa 5 çıtayı saracak. Şimdi bizde çerçeveler langsut ya, uzun ya, 42 santim ya, uzun ya. İşte arı kışı ne yapıyor, öne yığıldı ya. Şimdi bir de arkaya yığılırsa, ön boş, öne yığıldı, arka boş. Ya bir şey olmaz abi. Sen arayı böyle güzel bir... İşte sıkıştırmayı öyle bir yapmaları lazım ki. Bak işte o ne? Hiç çerçevelerin üstünde boş yerde tamam. Arka olmayacak şekilde sıkıştırmalar lazım. İşte yani ortada yavru arız olacak. Şimdi yaşlı arılar olacak. Altı çıtayı bastığı zamanlar Alman videolarında görürsün. Adam der ki işte şu kadar arı var. Şu kadar arıyı saydım, bu kadar arısı var işte. Adam diyor ki altı çıtaya basıyor diyor. İşte altı çıtaya basıyor demek en iyi kışlama salkımı. Bizim aracımız burada 6 çıtayı sen gördün mü? İşte kışlayan. 6 çıta kışlayanı görmedim. Görmedim. 2 çerçeve. Ben 6 çıtayı zorladım, 4 çıtada kaldım. 2 çerçeve yavruluyum ben beraber. Için, bakmadığım için. Kışlayabiliyorsa, kıştan çıkabiliyorsa 2 çerçeve. Var orada yoksa var ya. Sen ne diyorsun ya? Direkt bir şey var ya, arayı sen 3. kata rahat çıkarsın. Ya. Ama abi 6 çıtada kışlayacaksın. 6 kapalı olacak. Yaptın mı bir daha arı kuşu. Şimdi arı kuşu yukarıda dolaşıyor. Tamam dolaşırken... Senin arını yiyor mu? Martılar yemedi mi abi? Yedi. Martılar gördük. Geldi gözlerimizle gördük. Evet, çekirgelere daldı mı? Daldı. Bizim arılara da daldı. Hele Ballı Baba'daki bacağında polenli olan arılarımızı kütür kütür yedi vallahi ne kadar tarlacımız varsa. Yani diyorsun ya ama yok abi. Videoları var yani. Şimdi o martı dalıyor alıyor arıyı. Şimdi arı kuşu senin arılarını yiyorsun ama içeriden 3 çıt arı çıkacak. Tamam. Peki senin arı korkudan içeri çekildiği zaman tarlacısı kalmadı. Yedi bitirdi arı kuşu. İçeride bakıcı arı kaldı. İçeride bakıcı arı kaldı. Sen orada da besledin. Peki bu tepedeki arı kuşu ne yiyecek? Aa bizim orada bir sarıca vardı be sarı. Değil mi? Küçük küçük hastalıklı kovanlara girer. Genelde yavru çürü olan kovanları çok sever. Senin samurayların var büyük böyle. Japon, katil Japon eşek arıları. Ya bana göre yabani arıdır o. Katil rengi katil arılar. Peki arı kuşu bunları yemiyor mu? Yiyor. Peki bir bakıyorsun ya Allah Allah bu sene de sarıca sanki az mı azdı ya. Ya bir sene var sanki bir sene yokmuş gibi diyorlar. Ama bırakın arı kuşu yapsın işini. Döngü devam etsin. Hayvan İzmir üzerinden Afrika'ya gitsin. Niye öldürüyorlar? Ne yemiş? Yiyor. Ya bırak. Sen arıyı bakamadığın için. Kendin biliyorsun arıya bakmadığın için. Ayın zayıf olduğu için arı kuşunu öldürüyorsun. Ya, ben öldürmüyorum. Ey Allah ya kardeş sıkıntı yok diyorum. Arı kuşu varken kovan içinden suyunu, şurubunu, kekini, fondanını neyin veriyorsan, polenli kekini neyin vermen gerekiyorsa kovan içine verdiğin zaman arı zaten dışarıda arı kuşu varken dışarı çıkma ihtiyacı hissetmiyor ki. Hissetmez. Suya korkudan çıkmaz ki. Garip zaten biliyor. Suya bile gitmiyor. Polene çalışmıyor. Bala çalışmıyor. İçeride yiyor, yatıyor. Çünkü yavruya bakıyor. Tarlacı yok. Yavruya bakıyor. Kadro içeride kalıyor. İcabında birbirine sürtünme oluyor. Biraz varova dökülüyor dip tablasına. Ya da kovan dip tablasının komple açıksa alttan havalandırmayla beraber içeride küfün gidiyor. Kireç hastalığın gidiyor. Şu, şeyin gidiyor. Yazın arılara ya üç su bir şeker verildiği zaman bağıran arıcılar vardı. Onlar ne oldu? Bir şeker üç su mu? Ha, üç su bir şeker. Yazın veriyoruz ya biz. Hani bir şeker üç su. Bir şeker beş su. Bir şeker üç suyla bir şeker beş su arası. Ben beşim. Bir üç litre su. Ben bir kilo şeker verdim benim şeyime. Aynı oldu Anadolu'da bağırıyorlardı. Bana çalışmayan kovanlarda. Yani çok hani kızıyorlardı. Hadi ya verelim ya. Ne oldu şimdi herkes başlamış. Hepsi arılar geri vurdu. Niye geri vurdu? Niye bu arılar aç? Niye kadro zayıfladı? Abi su verirsen yazın. Sen şimdi Ege'de arıcısın mesela değil mi? Ege yanıyor. Su sorunu var arıcı için. Ne yiyecek bu hayvan? Özellikle Mersin tarafında susuzluk kaynaklı çok fazla kovanlara şey var. Kadro kaybı var. Yani susuzluk kaynaklı. Ya. Bak şurup demiyorum. Gazoz ne içine ya? Polen demiyorum bak. Polenden arı geri vurur o ayrı.
Bu ağrı susuzluktan geri vuruyor abi. Susuzluktan. Ya tarlaya hayvan... İlk işi suya gidecek hayvan. Suya gidiyor. Bak, suya gidiyor. Dönemiyor. Su bulamıyor hayvan. Su bulamıyor. Dönemiyor. Tarlada kalıyor. Ne yapacak hayvan? Sonra diyoruz ki bu arılara arılıkta verdiğin su da yetmiyor diyoruz. Kovan içine su verin diyoruz. Diyorlar ki kovan içine su mu verilir? Sonra bazıları da çıkıyor diyor ki kovan içine sakın su vermeyin. Kovan içine su arı nem yapar. Ya hadi be ya, abi. 10 çerçeve arı, bak 10 çerçeve arıya yağmurlu günde bırak, güneşli günü boş verdim. Yağmurlu günde arı, yağmur var dışarıda, arı dışarı çıkamıyor. 10 çerçeve arıya yağmurlu günde su verdim. 3 gün sonra gittim 1 litre su bitirmiş. Bitirir. Bak bölme, adam bölme yapmış. Saf yapmış. Su. Şeker meker değil, şurup değil yani. Adam bölme yapmış, ana arı aldı. Dedim abi, dedim kovana su ver. Şerbetle su koy. Üstüne dedim kekini de koy. Ya çünkü adamın yani arı arısı güçlü mü değil mi, tarlacısı var mı yok mu bilmiyoruz ya biz. Hı. Üstüne bir kek yapıştırıyoruz. Çünkü bilmiyorum ki adamın. Hı hı. Adam 3 çete böldüm ya. 3 çete böldüm de nasıl böldüm? Mevcutun var mı? Ne bilmediğin için. Abi keki yapıştır diyorsun, yapıştırıyorsun. Suyu da koy abi dedim. Ya ben o kadar video seyrettim abi. Ya, ne suyuymuş ya dedi. Arı dedi çıkar dedi, suyu getirir. Abi sen şerbet diye koy suyu dedim ya. Bir şey olursa gel bana söylersin dedim ya. Abi ana arıyı kabul etmişler. Sonra geldi bir ana da aldı. Arı dedi şerbetliğin yarısına kadar suyu çekmiş ya dedi. İnanamadım dedi ya. Ya abi dedim. Abi dedim bunlar hepsi yavru. Tarlacısı kendi yerine döndü. Bu garip ne içecek dedim. Şimdi su eksikliğinde özellikle yazın. Bak bu sıcaklarda su eksikliğinde arı nasıl çerçeveye baktığın zaman ne görüyorsun biliyor musun? Sanki arı zirai ilaçlamadan tarlada kalmış gibi bir görüntü var. Delik deşik. Bakıyorsun diyorsun ki ya bu varo mu? Mum kurdu mu? Yoksa zirai ilaçlama biri fıs fıs mı sıktı kovanın içine diyorsun. O kadar kadro kaybı var. Ve ilk turda, ilk dönemde yani kupaların üstünden arı o kadar çekiliyor ki yani ne oluyor? Nesil kayboluyor. Tarlacı kayboluyor. Sıcaklar. Tarlacı kaybolunca ne oluyor? Bakıcı arı tarlacılık yapmak zorunda kalıyor. Nesil kayboluyor. Tabii nesil kayması görev değiştiriyor. Görev kayması oluyor. Tabii mecburen yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Mumcu bekçi oluyor. Mum yapacak olan ne yapıyor? Bakıcı arı mumcu icabında mum tamiri için uğraşmak zorunda kalıyor. Hepsi. O yüzden su aynı zirai ilaçlama etkisi gibi kadro kaybına sebep olur arkadaşlar. Karıştırmayalım. Arkadaşlar yine devam ederiz. Ederiz. Birazdan yine devam edeceğiz. Devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Bunun devamını çekeriz. İş güç var şimdi. İnşallah. Sorularınız olursa bekleriz arkadaşlar.